Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat merhabalar. Merhaba hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim sen nasılsın? Hocam çok iyiyim bugün ben çok mutluyum. Neden? Çünkü hocam arkadaşlarımız ne zamandan beri soruyorlardı ve geldi. Ne geldi? Yazılı çalışması videosu geliyor arkadaşlarımız öyle değil mi Murat? Evet hocam. Evet 8. sınıf öğrencilerimizin yüz almak isteyenleri ekran karşısında toplansınlar ve beni dinlesinler. Öyle değil mi Murat? Evet hocam kim yüz ister diyoruz ve başlıyoruz. Evet Murat o zaman hemen konu anlatmaya başlıyorum ben. Evet arkadaşlar ilk başlığımız geliyor. Fiil çatısı ile yazılı çalışmamız başlıyor. Evet arkadaşlar ilk başlığımız fiil çatısı konusunu anlatıyorum. Bu konuyla ilgili bir tane soru bekliyorum. Beni dikkatli bir şekilde dinlediğinizde bir soru cepte demek. Evet öznesine göre fiil çatısı nesnesine göre fiil çatısı öznesine göre demek ne demek soru ve örnekler üzerinde gördüğümüzde çok daha iyi anlayacağız arkadaşlar öznesine göre etken ya da edilgen olur nesnesine göre ise geçişli ya da geçişsiz olabilir bir fiil etken edilgen ne demek bir örnek üzerinde sizlere aktarıyorum. Evet arkadaşlar Murat bulaşıkları yıkadı dediğimde Murat alınmıyorsun değil mi yıkarsın değil mi arada böyle bir her e, zaman örnek yıkarım. olarak seni kullanacağım arada bir sıkıntı olmaz değil mi hiç sıkıntı olmaz tamam. hocam Murat bulaşıkları yıkadı dediğimde şurada bir yıkadı fiilini görüyoruz öyle değil mi arkadaşlar yıkadı diye bir fiilimiz var şimdi bakıyorum bu eylemi yapan kim? Yıkama eylemini gerçekleştiren Murat. Murat benim cümlemin öznesi. Pekala Murat yıkama işini aktif bir şekilde gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. O zaman yıkadığı fiilinin çatısı etkendir. Hocam ben pek bir şey anlamadım. O zaman edilgeni anlattığımda etken apaçık bir şekilde ortaya çıkacak. Hemen edilgen üzerinden bir örnek veriyorum. Evet arkadaşlar bulaşıklar yıkandı örneğine baktığımız zaman yıkandı fiilini görüyoruz. Pekala yıkandı fiilinde şu dikkatinizi çektim arkadaşlar. Ne eki gelmiş buraya. Fiile bir ne eki geldiğini görüyorum fiile l ya da n eki gelecek. L ya da n eki geldikten sonra fiilde bir değişiklik meydana geliyor. Bakalım değişiklik meydana gelmiş mi? Yıkandı. Yıkanan şey ne? Bulaşıklar. Bulaşıklar özne. Pekala özne bir iş mi yaptı? Birilerinin başkalarının yaptığı işten mi etkilendi? Eğer özne işten etkileniyorsa, işi başkaları yapıyorsa biz buna edilgen çatılı fiil diyoruz. Yıkandığı fiili edilgen çatılı bir fiildir. Arkadaşlar bu kadar bilgi fazlasıyla yeterli. Bu bilgiyi bütün fiillerde uygulayarak doğruya ulaşabilirsiniz. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Nesnesine göre fiiller konusunu ayrıntılandırıyorum ve sizlere aktarıyorum. Geçişli ne demek arkadaşlar? Geçişli nesne alabilir demek. Ne demekmiş Murat? Nesne alabilir demekmiş nesne hocam. Nesne alabilir. Pekala geçişsiz de bunun tam tersi olacak öyle değil mi? O zaman ne olacak? Nesne, nesne alamaz. Alamaz diyeceğim. Pekala bunu ben nasıl anlayacağım Murat? Şunu yapıyorum arkadaşlar. Fiile ne yapıyorum? onu getiriyorum. Onu getirdiğimde anlamlı bir şey ortaya çıkıyorsa demek ki o fiil nesne alabiliyor demektir. Onu sevdi. Onu yıkadı. Onu bıraktı şeklinde örnekler verdiğimde her seferinde anlamlı bir şey ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman demek ki bu fiiller nesne alabiliyor demektir. E geçişsiz ne yapıyorum? Yine aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Onu diyorum. Onu dediğimde fiilde bir anlamsızlık olacak. Onu geldi diyorum. Böyle bir şey olabilir mi Murat? Onu geldi. Olamaz öyle Olamaz değil hocam. mi? Çok absürt, saçma sapan bir cümle ortaya çıkıyor. Demek ki o zaman bu nesne alamıyor. Onu baktım dediğimde arkadaşlar böyle bir cümle olabilir mi? Olamaz. Demek ki anlamsız bir şey ortaya çıkıyorsa o fiil nesne alamayan bir fiil anlamına geliyor. Geçişsiz, çatılı bir fiildir. Arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Fiilimsilerimiz var bizim değil mi? Okumak fiilimsi. Evet, maışmak eklerinden birini almış, fiilimsi olmuş. Pekala hocam, e, okumak sözcüğünün çatısı olur mu? Hayır arkadaşlar, fiilimsilerin çatısına bakmıyorsunuz. Ya da başarılı sözcüğüne bakıyorum başarılıydı şeklinde bir yüklem var karşımda. Başarılıydı sözcüğünün çatısı olamaz çünkü bu bir fiil değildir. Bu bir isimdir. İsimlerin, fiilimsilerin çatısı olmaz. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet ne yaptık Murat? Fiil çatısı başlığını tamamladık. Diğer başlığımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar cümle türleri başlığı altında sizlere 4 tane madde aktarıyorum. Bu 4 maddeye hakim olduğunuzda bu konuyla ilgili gelebilecek soruya da dost doğru bir şekilde cevap verebileceksiniz. İlk başlığımıza başlıyorum. Anlamına göre cümleler. Olumlu cümle ve olumsuz cümle. Arkadaşlar, bir cümlenin olumlu cümle ya da olumsuz cümle diye nitelendirilmesine bir sebep var. Nedir o? Ek arkadaşlar, olumsuzluk ekleri. Hangileridir hocam onlar? Ma, yok, değil ve siz ekleri. Bu ekler bir cümlenin olumsuz olmasına sebep olan eklerdir arkadaşlar. Peki hala, bu eklerden biri yoksa ne olacak hocam? Olumlu cümle olacak. Şimdi çok önemli bir şey aktarıyorum arkadaşlar size. Bizim gündelik hayatımızda insanlar için iyi olan şeyler, insanlar için e, olumlu olan, güzel olan şeyler e, akla hemen Olumlu cümleyi getiriyor. Hayır arkadaşlar. Böyle bir kriter yok. Bir şeyin olup olmamasıyla ilgileniyorum. Zavallı adam acılar içinde öldü cümlesine baktığımda kötü bir şey olmuş ama olmuş. Bu cümle olumlu bir cümledir. O kadar hastalanmasına rağmen e, maşallah sağlıklı ölmedi dediğimde ise güzel bir şey olmuş. Ancak biz bu cümleye olumsuz cümle diyeceğiz çünkü olumsuzluk eklerinden birini almış. Yani o zaman şöyle diyorum. Olumlu cümle herhangi bir olumsuzluk eki yoktur. Murat geldi cümlesine baktığım zaman gelme eylemi gerçekleştiği için bu cümle olumlu bir cümledir. Ya da adam öldü cümlesine baktığımda kötü bir şey de olsa gerçekleşmiş mi gerçekleşmiş o zaman bu cümle olumlu bir cümledir. E olumsuz olmasına sebep ne? Ma yok değil siz bu eklerden birinin alınmış olması gerekiyor. Örnekler üzerinde görelim. Murat gelmedi dediğimde, Mame olumsuz eklerinden birini görüyoruz. Bu cümle olumsuz bir cümledir. Murat mutlu değildi cümlesine baktığım zaman ise mutlu sözcüğünü tersine çevirmişim, değildi şeklinde ifade etmişim. E, olumsuzluk eklerinden birini almıştır. O zaman bu cümle olumsuz bir cümledir diyoruz. Arkadaşlar e, ee, içeride hiç kimse yok örneğine baktığım zaman yok aldığı için bu cümle olumsuz bir cümledir. Bu kitap biraz başarısız dediğimde başarısızsız sız ekini aldığı için bu cümle de aynı şekilde olumsuz bir cümle olarak nitelendirilecektir. Evet arkadaşlar ne yapıyorum ikinci başlığım olan yüklemin türüne göre devam ediyorum. Yüklemin türüne göre cümleleri arkadaşlar ne yapıyorum? İkiye ayırıyorum. Bir, fiil cümlesi. iki isim cümlesi. Pekala, yani, fiil cümlesi ne demek? Değerli arkadaşlarım, herhangi bir fiil var ve bu fiil kip ve kişi eklerinden birini de almışsa biz buna fiil cümlesi diyeceğiz. Sev fiilini görüyorum. Sevdi diyor. Kipeklerinden biri geldi mi geldi. sevdiğim sevdiğini sevdi şeklinde şeklerinden biri de geldi. E o zaman bu bir çekimli fiildir. Bu sözcük yüklem olduğunda o cümle fiil cümlesidir. Bekliyorum. Bu sözcük de aynı şekilde çekimli bir fiildir. Yüklem olduğunda bu cümle fiil cümlesi olacaktır. Ya da çık sözcüğü yüklem olarak karşıma çıkmış. Şöyle bir cümle içerisinde hemen dışarı çık Şeklinde bir cümle var karşımda. Çık sözcüğü emir kipiyle çekimlenmiştir. Bu cümlede aynı şekilde fiil cümlesi olarak nitelendirilecektir. Gelelim isim cümlesine. Arkadaşlar yükleme bakacağım. Fiil olmayacak. Çekimli fiil değilse biz buna isim cümlesi diyeceğiz. Hemen örnekler üzerinde görelim. Evet arkadaşlar 3 tane örnek yazdım okumaktı çalışkanmış düzenlidir şeklindeki kelimeler benim cümlemin yüklemi yani en sonda yer alan yüklem olan kelimeler bu kelimeler. E bakıyorum okumaktı arkadaşlar burada mak ekini görüyorsunuz değil mi fiilimsi arkadaşlar fiilimsiler fiil değildir buna lütfen dikkat ediniz odaklanınız. Eğer bir cümlenin yüklemi fiilimsi ise biz bu cümleye isim cümlesi diyeceğiz. Çalışkan sözcüğünü görüyorum. Çalışkan sözcüğü mış ekini almış. E çalışkan sözcü bir isimdir. Mış ek fiilini alarak yüklem olmuştur. Ancak fiil değildir isim cümlesidir. Düzenli sözcüğü de aynı şekilde bir isimdir. Dir ek eylemini alarak yüklem olmuştur. Yüklem olmuştur ancak fiil olmuştur demiyorum buna dikkat ediniz. Arkadaşlar bu sözcükler cümlenin yüklemi ise bu cümle isim cümlesidir. Evet ikinci başlığımı da tamamladım. Üçüncü başlığım ile devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü başlığımız neymiş? Yüklemin yerine göre cümleler. Bir kurallı, iki devrik, üç eksiltili cümle. Kurallı cümle demek yüklemi sonda olan cümle demektir. Örnek verecek olursak Evet, Murat eve geldi cümlesine baktığımda arkadaşlar geldi sözcüğünün yüklem olduğunu görüyorum ve cümlenin sonunda yer alıyor. O zaman bu cümle kurallı bir cümledir. Diğer bir örneğimize de bakalım. Evet arkadaşlar odası düzenliydi cümlesine baktığımda düzenliydi sözcü cümlenin yüklemi mi? Evet yüklemi. Ama hocam o bir fiil değil olsun hiç fark etmez fiil olmasa da isim de olsa cümlenin sonunda mı sonunda o zaman bu cümle kurallı bir cümledir. Pekala devrik cümle ne demek hocam? Arkadaşlar devrik cümle yüklemi sonda olmayan demek. Nerede olursa olsun ama sonda değil. Örnek üzerinde görelim. Evet, gidiyoruz bu akşam. Örneğine baktığımda gidiyoruz sözcüğünün cümlenin yüklemi olduğunu görüyorum. Cümlenin yüklemi cümlenin sonunda değil. O zaman bu cümle devrik bir cümledir. Evet, üçüncü başlığımız ise eksiltili cümle arkadaşlar. Eksiltili cümle ise yüklemi olmayan cümle demektir. E, ne yapıyor? Özellikle bazı yazılarda, şiirlerde ya da sanatlı cümlelerde... Cümleyi söyleyenin cümleyi tamamlamadığını görüyoruz. Uçaktan indiğimizde pırıl pırıl tertemiz bir hava şeklinde bir cümle var karşımıza. Bu cümle tamamlanmamış bir cümledir. Yüklemi yoktur. Bu cümle eksiltili bir cümledir arkadaşlar. Kısa ve öz ne diyoruz? Eksiltili cümle demek yüklemi olmayan cümle demektir. Evet geldik son başlığımıza. Yapısına göre cümleler. Evet arkadaşlar Yapısına göre ise 4 tane cümlemiz var. Tek yüklemli cümle, fiilimsi bulunan cümle, birden çok yüklemli cümle, bağlacı olan cümle. Evet arkadaşlar tek yüklemli cümle ne demek? Arkadaşlar bir cümle var. Cümlenin içerisinde fiilimsi yok. İkinci olarak da ne diyorum? İki tane ya da daha fazla yüklem yok. Biz bu tür cümlelere tek yüklemli cümle diyoruz. Örneğin Örneğin şöyle bir cümlemiz var arkadaşlar. O yazılıya çalışıyor cümlesine baktığımda. Bu cümlenin içerisine herhangi bir fiilimsi var mı? Yok. Bir tane de yüklemimiz var. Çalışıyor şeklinde tek bir tane yüklemimiz var. Bunun dışında herhangi bir yüklem var mı? Yok. O zaman bu cümle tek yüklemli cümle diyeceğiz. İkinciye geçiyoruz arkadaşlar. İkincisi ne? İçerisinde fiilimsi bulunan cümle. Arkadaşlar fiilimsileri biliyoruz. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bunlardan herhangi biri cümlenin içerisinde varsa biz bu cümleye içerisinde fiilimsi bulunan cümle diyeceğiz. Örnek üzerinde görelim. Okumak mutlu ediyor örneğine baktığımız zaman arkadaşlar bu cümlenin içerisinde okumak sözcüğünü görüyoruz. Oku fiili ma ışmak eklerinden birini almış. Yani isim fiildir. Cümlenin içerisinde bir isim fiil var. İsim fiilin dışında bir de yüklemimiz var. Yüklem artı isim fiili şeklinde bir cümleyle karşı karşıyayız. E o zaman bu cümle ne diyoruz? içerisinde fiilimsi bulunan cümle demektir. İşin özet kısmı budur arkadaşlar. Yüklem dışında herhangi bir fiilimsi var mı? Var. O zaman bu cümle fiilimsili cümle şeklinde adlandırılacaktır. Evet üçüncü başlığa geçiyorum. Diyor ki birden çok yüklemli cümle. Arkadaşlar virgüllerle sıralanmış cümleler demektir. Örnek üzerinde görelim. Adam içeri girdi, etrafına baktı şeklinde bir örneğimiz var arkadaşlar. Adam içeri girdi, girdi şeklinde bir yüklemin var olduğunu görüyorum. Etrafına baktı, baktı şeklinde ikinci yüklemimin olduğunu görüyorum. Ve bu iki cümle birbirinden virgül ile ayrılmış. Eğer bu tip cümleler görüyor iseniz bu cümlelere biz birden çok yüklemli cümle diyoruz arkadaşlar. İşin özet kısmı şu yüklemler var ve virgül ya da noktalı virgülle birbirinden ayrılmış. O zaman bu cümleye birden çok yüklemli cümle diyeceğiz. Arkadaşlar bağlacı olan cümlede oldukça basit virgül değil de virgülün olduğu yere bir bağlaç gelecek. Ve bağlaçla birden fazla cümle birbirine bağlanacak. Örnek üzerinde görelim. İçeri girdi ve etrafına baktı şeklinde bir cümle ile karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar cümlemizi inceliyoruz. İçeri girdi birinci cümle ve yükleme olan bir cümlemiz var elimizde. Etrafına baktı ikinci cümle. Baktı şeklinde yükleme olan bir cümle olduğunu net bir şekilde görüyorum. Pekala bu iki cümle ve bağlacı ile birbirine bağlanmış mı? Bağlanmış. O zaman bu cümle bağlacı olan cümle şeklinde adlandırılacaktır. Arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bakın bağlaç gördüğünüzde lütfen bu bir bağlaçlı cümledir, bağlacı olan cümledir diye karar vermeyiniz. Ali ve Ahmet birlikte geldiler cümlesine baktığım zaman Ali ve Ahmet. Arkadaşlar bir tane yüklem var. Böyle bir durumda bağlıcı olan cümle diyemezsiniz. Sadece ve sadece içindeki kelimeleri birbirine bağlamıştır. Bu bağlacın cümleleri birbirine bağlaması gerekiyor. Buna dikkat ediniz. Evet Murat cümle türleri başlığını aktardım. Arkadaşlarımız beni dinlediler. Sen de beni dinledin. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok. Oldu mu sende bu konu? Oldu hocam. O zaman ne yapıyoruz Murat? Bu konuyu da tamamladık. Diğer başlığımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tahtaya aktardım sizlere cümlenin ögelerini özet şekliyle aktarıyorum. Dikkatli bir şekilde beni dinlerseniz bu konuyu da şöyle bir özet haliyle de tekrarlamış olacağız. Evet nelerimiz var? Yüklemimiz var, öznemiz var, nesnemiz var, yer tanlayıcımız var ve zarf tanlayıcımız var. Arkadaşlar yüklem nedir ve hocam nasıl tespit edeceğiz? Bir cümlenin sonunda yer alır. O şekilde bir kodlamamız vardı arkadaşlar bunu unutmayın. Genellikle cümlenin sonunda yer alır. Peki hala hocam cümlenin sonunda yarılır da hangi özelliklerinden tanıyacağız onu? Arkadaşlar şu iki özelliği unutmayınız. Bir çekimli fiil olacak. İki ek fiil almış bir isim olacak. Hemen örnekler üzerinde görelim. Evet arkadaşlar tahtaya iki tane örneğimizi yazdık. Bu iki örnek üzerinden sizlere aktarıyorum. Arkadaşlar elimde bir sevmek fiili var. Yor şimdiki zaman kipi ve dı di du dü ek fiilini alarak çekimli bir fiil olarak karşımda duruyor mu? Duruyor. O zaman bu sözcük bu cümlenin yüklemidir. Siz bu sözcüğü nereye götürürseniz götürün bu cümlenin yüklemi bu sözcüktür arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğime baktığımda da çiçekler sözcüğünü görüyorum. Bu bir isim. Evet isim olan bir sözcük di miş dir ek fiilini alırsa o cümlenin yüklemi olur. Aynı şekilde bu sözcük cümlenin neresine giderse gitsin bu sözcük bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Arkadaşlar yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra yükleme sorular soracağız. Aldığımız cevap bize dosdoğru bir şekilde o ögeyi verecektir ama sadece soruyu doğru bir şekilde sormamız gerekiyor. Yüklemi buldunuz. Yüklemi bulduktan sonra kim ve ne sorusunu sorarsanız size özneyi verecektir. Seviyordu seven kim? Çiçeklerdi. Ne? Çiçeklerde şeklinde bir soru sorduğunuza size özneyi verecektir. Nesneyi bulmak için kimi, neyi, ne? şu 3 soruyu ya da 3 sorudan herhangi birine cevap varsa o cümlenin içerisinde bir iki size o nesneyi vermiştir. Altını çizip nesne yazabilirsiniz arkadaşlar. Yer tamlayıcısı kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede. Nereden? Bu soruları sorduğunuzda bu sorulardan herhangi birine cevap varsa o cümlenin içerisinde yer tamlayıcısıdır. İçinizden gele gele altını çizin ve yer tamlayıcısı yazın. Hata vermez arkadaşlar. Zarf tamlayıcısına da bakalım. Neden? Nasıl? Niçin? Ne kadar? Ne zaman? Neyle? Kimle? Arkadaşlar neden nasıl niçin ne kadar ne zaman neyle kimle sorularını yükleme sorduğunuzda bu sorulardan herhangi birine cevap gelen bir kelime ya da kelime grubu varsa o cümlenin zarf tümleci'dir. Altını çizip zarf tümleci yazabilirsiniz. Arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim en önemli şey şu. Sorunuza cevap veren bir kelime de olabilir, birden fazla kelime de olabilir. Soruya cevap veren kelime ya da kelimelerin tamamı size o ögeyi teslim edecektir, verecektir. Lütfen dikkat ediniz. Yeter ki soruyu doğru sorun ve hatasız bir şekilde cümlenin ögelerini bulabilirsiniz. Evet Murat, genel anlamda arkadaşlarımıza bir de cümlenin ögeleriyle ilgili bir hatırlatmada bulundum. Biz bugün bu videoda arkadaşlarımıza yazılı çalışması yaptık, yazılı çalışmasına destek videosu yaptık. Sen de dikkatli bir şekilde dinledin. Anlamadığım bir yer var mı? Yok hocam. E, o zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza sınavda başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki herkes yüz alır. Umarım hocam. Beğeni diyoruz en son. Hocam kanalı takip etmeyi unutmasınlar. Bu videoyu kesinlikle beğensinler. Ve hocam yorumlara kaç aldıklarını yazsınlar. Evet Murat. Bu tavsiyeni de arkadaşlar dikkate alacaktır. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.